Sizlerle beraberiz tekrar Artı Futbol'da sevgili seyircilerimiz Evren Turan, Ayrı Beşer ve Serdar Sarıdağ, Emre Bol. Tabii ki de transfere dair de detaylar vereceğiz. Emre Bol da az önce reklama gitmeden önce Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıklayacak. Fenerbahçe'ye çok daha yakın bir isim sevgili Emre Bol. Evet. Bu konuda kendisi de birazdan bir açıklamada bulunacak. Tabii onu bekleyeceğiz. Arkadaşlarımız hazır olduğunda Emre Bol'a kamerayı döndürüp kendisi açıklayacak. Transferin şampiyonu kim olur Ayrı abi? Bak çok basit bir soru sordum. Çok zor. Kısa cevap istiyor yani senden. Kısa. Yani bana göre transferin şampiyonu en az transfer yapmak durumunda olan takım olur. Yani şampiyonluğu tersten okumak lazım. Fazla transfer yapan değil, az transfer yapmak durumunda olur. Ben buna iki takımı yakın. Başakşehir, Trabzon. Başakşehir ile Trabzon. Sen ne diyorsun? Bence son iki yılın transfer şampiyonu Fenerbahçe yine transfer şampiyonu olur. Üçüncü yılda da bence bu ülkede bizim 18 takımlı ligimizde. Abi öyle abi, son iki yıldır şampiyon. Üçüncü yılda yine şampiyon, transfer şampiyonu olur yani. 18 takımlı ligimizde bence en iyi transferleri yapan, en doğru transferleri yapan takım transferin sihirbazı Hasan Çavuşoğlu'dur abi. Sayın Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı. Ben kesinlikle ben de katılıyorum. Abi bu kadar nokta atışı transferi başka hiçbir kulüpte göremezsin. Ekibinde çok iyi bir adam var. O. Ve aldığı oyuncuların hepsine herkes talip. Geçen tabii başkanın da başı çok ağrıyor her transfer döneminde. Çünkü bütün oyuncuların hepsi kapış kapış gidiyor bir tür aldığı oyuncular. Onun için başkan bundan sonra ya bu şeylere, oyunculara biraz fazla uzun süreli sözleşme yap. Tamam mı? Yoksa çok iyi oyuncular alıyorsun. Bu esasında tatlı bir mutluluk yani. Bak aldığın bütün oyuncuların talibi var abi. Ben Alanya'nın İnan Aykut, kalesinden sizesine kadar. Alanya'nın Aykut Kocaman'ı düşündüğünü bir yerden duydum, onu da söyleyeyim. Nereden duydun abi? Önemli bir iddia. Serdar devam edelim. Sen ne diyorsun? Şampiyon kim olur? Kim en az transfer yapıyorsa o şampiyondur benim gözümde. Bakınız 100. yıldan sonra 101. yıl Beşiktaş Lucescu döneminde iki tane mini transfer yapmıştı. Gerek yok dedi. Kadro çok iyi. Bir iki takviye devam ettiler. Anlatabildim. Yani ne kadar az yapabilirsiniz. Ama tabii elinizdeki kadronun oturmuş olması lazım. Zaten elinizde oturmamış kadro varsa böyle Fenerbahçe gibi 31 tane alırsınız. Almayı da devam ederse Evren de o yüzden diyor şampiyon Fenerbahçe olacak o anlamda. Transfer şampiyon. Şey olarak öyle mi diyorsun? Değil ki. Evet. Bence transfer şampiyon olacak. Sayısal olarak önemli değil ki. Sayısal olarak kaç tane oyuncunun alınacağı önemli değil ki. Önemli olan doğru oyuncudan alınması. Yani bak 31 tane oyuncudan yani bahsediyoruz. Hasan Başkan'da katılmadığım bir nokta var Emre. Evet doğru. Çok iyi isimler buluyor ama korumasını bilmiyor. Nasıl şimdi, koruyacak abi? Herkes abi işte bak. Adamın kafasına Fener çalıyor, Beşiktaş hani çalıyor, Galatasaray çalıyor. Belgesellerde seyrederiz de çita bir tane böyle çita bir hafta düşünür, plan yapar. Av yakalar falan, tam yiyecek aslan gelir alır götürür. Koray açıklasın mı artık Emre Bol? Onun gibi bir şey. Komodo yani en sakala mesela böyle bir adamın hemen uzatacaksın abi devre arasında. Hemen uzatacaksın. Abi onun da tabii bütçesine göre. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Transferi de koruyabilmek önemli. Oyuncularına tek borcu olmayan kulüp belki de Alanyaspor'dur. Doğrudur. Doğru söylüyorsun. Ya 13 milyon euro takım kurmuş. Ya. 13 milyon euro takım ya. İyi hoca bulmuşsun. İyi hoca getirmişsin. Bak Sivas'ın da yok borcu. Her şeyle doğru yönetiliyor abi. Yani buradan Hasan Başkan'ı bir kez daha tebrik etmek lazım ve menajerler kapıdan içeri giremiyorlar abi. Abi bir tane daha isim söyleyeyim. Bak sakatlık yaşamasaydı. Kendim gidiyorum seyrediyorum demek diyor. Demek ki sorun menajerlerde sakatlık değil. Yaşamasaydı kendim eğer. Kendim gidip seyrediyorum diyor. Kendim alıyorum Evren, diyor. Sakatlık yaşamasaydı Galatasaray'ın transfer ettiği Alanya'dan. Emre. Çok iyi transfer. Bak Alanya'dan. Buluyor, yetiştiriyor. Hadi Wagner Love. Papis Sisse ismi geçiyor. Beşiktaş'la ilgisi yok, onu söyleyeyim. Bir sürü isim buluyor. Ya, hoca da yetiştiriyor. Papis de çok kaliteli. 35 yaşında. Yani o tabii canım, bence o bir yılda Alanya'da kalır. Beşiktaş'ta Papis Sisse gündemde yok, onu söyleyeyim. Sisse ile ilgilenmiyor mu Beşiktaş? Hayır. Sordum kesin bana hayır dedi. Kesin bir dille söylüyor Serdar. Ya bana bugün yönetici yok dedi ya. 35 yaşında ya. Beşiktaş'ta transferlerde Serdar'ın söyledikleri önemli değil. Ya Papis Sisse'den adam bana dedi ki Papis Sisse'den ufak yaşça ufak yönetici var ya bizde. Sen ne diyorsun dedi 35 yaşında. Çıkarsın bakayım yönetici kaç tane gol atıyor. 35 yaşında şey mi? Hazırsa artık verelim Emre Bol da üzerine şöyle bir konuşsun. Anlatsın bize, detayları versin. Arkasından Evren, Hayri abi ve Serdar'la da biz Emre'nin konuşmanın üzerine doldururuz. Şimdi paylaşabilirsin haberi. Şimdi bir sürü tabii sezon başından beri Fenerbahçe Ersun Hoca gittiğinden beri sürekli
Fenerbahçe'nin teknik direktörüyle ilgili bir sürü haber çıktı. Yani yerli mi olacak, yabancı mı olacak, şu mu olacak, bu mu olacak filan diye. Esasında bir sürü isim kamuoyunda tartıştırıldı Fenerbahçe yönetimi tarafından. Bunu hep yapar biliyorsun yönetimler. Bu sürecin başından beri benim hep söylediğim bir isim var. Hep böyle gönlümün esasında kaydığı, gelmesini istediği bir isim var. O da tabii Erol Bulut'tu. Yani Erol Bulut'u ben çünkü hem eskiden beri tanıyorum hem de bütün bu kamplarda, maplarda gittik, yanına röportajlar yaptık. Şeylerini, idmanlarını seyrettim. Takıma hakimiyetini gördüm. Nasıl antrenmanlar yaptığını gördüm filan. Onun için, o yüzden benim gönlüm hep açıkçası Erol Bulut'tan yanaydı. Bazı tereddütlerim vardı Erol Bulut'la ilgili. Neydi bu tereddütlerim? Erol Hoca'yı tanıdığım için ben, yani bunu tanıyan herkes bilir. Yani burada tanıyan, bilmiyorum siz tanıyor musunuz da Evren'le şey, Aykut hani iyi tanıyor diyebileceğim isimler. Onu tanıyanlar şunu bilir ki çok fazla işine karıştıran bir adam değil. Hep şöyle düşündüm. Acaba hani Erol Bulut gelse, Fenerbahçe teknik direktörü olsa, Emre Belezoğlu'yla ya da Fenerbahçe yönetimiyle böyle işine karıştıran bir adam olmadığı için acaba bir sıkıntı yaşar mı diye düşünmüştüm. Şimdi Selahattin Baki'yi biliyorsun futbol şube sorumluluğuna getirdiler. Çok da doğru bir isim. Sevgili Selahattin'i ben şeyden Sheffield United'da yöneticilik yaptığı dönemden tanıyorum. Orada Fenerbahçe ile maç yapmışlardı. O zaman da böyle oturduk konuştuk falan. Gerçekten doğru bir ismi yapmışlar. Futbol şubesi başına gerçekten doğru bir isim getirmişler. En azından futbolu bilen bir isim getirmişler. Dünyayı bilen, futbol dünyasını bilen bir isim getirmişler. Bu benim için çok önemli. Onun için bu başkan muhtemelen bu kararı verdi. Sayın Ali Koç'u da Ali Bey'i de tebrik ediyorum Selahattin Baki kararından dolayı. İki, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki hocası %100 Erol Bulut arkadaşlar. Erol Bulut. Ben de öyle duydum. Doğru önümüzdeki yıl Fenerbahçe Erol Bulut çalıştıracak. Ve doğru seçim değil mi? Bence %100 doğru seçim. Fakat işte tereddütlerimin ortadan kaldırması lazım. Ne gibi tereddüt? Erol Bulut'un işine çok fazla karışmayacaksın. Abi karışmazlar herhalde ya. Yani çok fazla karışmayacaksın. Peki tereddütün arasında kim karışabilir Erol Hoca'nın işine? Ya şimdi Emre ile eski arkadaşlar. Emre ile Başakşehir'de yardımcı hocaydı Erol. Emre de futbolcuydu biliyorsun. Oradan zaten bir dostlukları, arkadaşlıkları var. O da onun zaten karakterini 3 aşağı 5 yukarı biliyordur. Bu arada Erol Hoca'nın sakin bir tavrı vardır. Çıkar böyle hep usturuplu konuşur filan ama esasında karakteri birazcık Emre'ye de benzer yani. Hani futbolculara disiplini, futbolculara yaklaşım böyle Alman gibi bir esasında tarzı vardır. Disiplinli bir hocadır. İyi çalıştırır. Örtülü iyi antrenman bir asabiyet yaptırır. Var. Örtülü bir asabiyet var. Ben uzaktan var. Görebiliyorum onu. Trabzonlu biliyorsun ya. O tabii bizim canım. Oraların şeyi var. Dalgası var yani onda da. Ve ben Erol Bulut'un Fenerbahçe'de eğer işine karışılmazsa, anahtar teslimi yapılırsa %100 başarılı olacağına inanıyorum. Ama bak oraya bir sürü altyapıya, üst yapıya falan bir sürü isimler falan konuşuluyor falan. Sayın Başkanlar rica ediyorum Erol Bulut'la anlaştın. Muhtemelen yardımcıları falan konusunda da konuşmuşsunuz. Bırak adam istediğini getirsin. Bırak istediği yardımcısını getirsin. Kendi ekibini kursun. Dere ağzına, Samandıra'ya çok fazla gidip gelmeyin, uğramayın. Bırakın adam kafasına göre orada bir çalışma yapsın. Eğer karışmazsanız işine Erol Bulut Fenerbahçe başarılı olacaktır Allah'ın izniyle. Ben öyle düşünüyorum. Erol Hoca'yla bir şeyimi anlatayım. Şimdi ben anımı anlatayım. Son yeni bir anı bu. Şeye gidiyoruz. Kamplarda gidiyorum biliyorsun. Bütün takımların kamplarına gidiyorum. Orada hep hocalarla sohbet, muhabbet oluyor. Bütün hocalarla konuşuyorum abi. Antrenman koşu mesafelerini falan bazen soruyorum böyle. Geçen sene öyle bir taktım kafayı. Kim kaç kilometre koşturuyor falan filan diye Evren de vardı. Evren'le beraber dolaştık herkese. Abi 4,5 kilometre, 5 kilometre böyle koşu mesafeleri var. Antrenman koşu mesafeleri. Erol Hoca'nın kaç biliyor musun abi? 8,5 ila 11. Antrenmandaki koşu mesafeli. Ya var ya gittik işte beraber. Lobide bir tane oyuncu yok. Hepsi gitmişler yatmaya. Adamların hepsinin pestini çıkartmış. Yani, disiplin var o Alman disiplini antrenman, var. İyi antrenman yaptıran ve şeyi açık, gözü açık bir adam. Yani ne yapacağını bilen. Sen bu ara konuştun mu içeri olacağıyla? Yok konuşmadım. Telefonda yok, konuşmadım. Sen konuşabildin mi? Öyle yok ben konuşmadım. Geçen hafta konuşmadık hiç. Ya zaten belliydi ama Emre'de %100 diyor. Ben %100 demek diyorum. Demek ki başkan da izin verdi bu. %100 diyorum yani önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'tur arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah yüzünü kara çıkartmasın. İyi bir insan, iyi bir teknik direktör, geleceği olan bir teknik direktör, hayalleri olan bir teknik direktör. İnan Erol Bulut'un kafasında ben Fenerbahçe benim hayalimdir. Fenerbahçe geldi buradan sonra da bırakıyorum artık. Benim en yüksek çıkabileceğim yer orası demez. Avrupa hayalleri de
var. Büyük takım, daha büyük takımlar, Avrupa'da büyük takımlar çalıştığım hayalleri de olan bir teknik direktör. Onun için Allah yolunu açık etsin.